Sizin için ideal stoper ikilisi kim Beşiktaş'ta? Vida Wellington mu? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Vida olmadı mı zaten? Vida olmayınca aksaklık oluyor. Ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tabii ki çok pozisyon veriyor. Her ne kadar tartışılıyor. Bazen değil, sıklıkla skora katkısı. Onun dışında o yokken yenen gol sayısı da yine aynı şekilde. Daha çok orada pozisyon vermeleri. Ben iki tane böyle futbolcunun olduğunu düşünüyorum. Birisi Atiba, ikincisinde Vida olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın yani sağlam olan yeri. Özellikle futbolcu performansına baktığın zaman da çok fazla geriye gitmeyen, sürekli ileriye giden iki tane hatta şey söyleyeyim. Yaş olarak takımın yaş ortalamasından biraz fazla iki tane önemli oyuncusundan bahsediyoruz. Ozan Zeybek, sen ne düşünüyorsun? Şimdi bir de bir yandan biliyorsunuz çok tartışma var. Vida'nın devam etmesi etmemesi yönünde vardı daha doğrusu. Ve Wellington da eleştiriliyor Beşiktaş'ın savunmasında. Senin için ideal ikili kim? Benim için de Wellington, Vida. Ben Vida'nın da Beşiktaş'ta devam edeceğini düşünüyorum. Yani biz bu takımları konuşuyoruz da mesela Başakşehir'i hiç konuşmuyoruz. Başakşehir ne yapar? Ne kadar hazır? Konuşacağız şimdi hayır, maçı. Şey evet. için söylüyorum, o konuya zaten öyle gireceğiz de. Yani kupa büyük bir şok yarattı aslında baktığında. Tabii. Yani bunun enkaz bırakmaz ama yani etkileri mutlaka olacak. Psikolojik anlamda olacak. Şimdi, ama yani şunu da söylemek lazım. Kayseri çok zor bir rakip. Ya sen büyük bir kulüpsün, büyük bir takımsın. Şampiyonluk gitti. Artık, bak ne diyorlar? Artık öyle değil işte. Şu kulvarda, 3 yani... kulvardayız. 15 gün içinde bütün kulvarları kaybediyorsun. 15 gün içinde. Fenerbahçe bunu söylüyordu. O olmazsa bu olur, bu olmazsa olur. Elde var sıfır. Ben yani burada açıkça söyleyeyim, benim bu maçta da favorim Başakşehir olacak diye düşünüyorum. Daha organize, daha hazır, daha bir sistemi olan, daha mantıklı bir takım olarak görüyorum. Ya tabii ki yani Beşiktaş'a baktığımız zaman o kupadaki şok etkisi yarattı. Çünkü sonuçta ya biz Fenerbahçe'ye de bunu söylüyoruz, Galatasaray'a da bunu söylüyoruz, Beşiktaş'a da bunu söylüyoruz. Bu seneye baktığımız zaman ellerinde olan her şeyi kaybettiler. Evet. Kötü bir sezon gerçekleşti ama diğer tarafta Trabzonspor'un başarısında herkes alkışlıyor. O açıdan baktığımızda bence çoğu şeyini kaybetmiş Beşiktaş bence Türkiye Kupası'nda daha fazla konsantre olabilirdi. Çünkü bu seneki Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası çok önemli bir karşılaşma. O yüzden bence tam anlamıyla varını yoğunu koyamayan... Üç büyükler adına belki de ilk defa bir sezonda bu kadar önem teşkil eden bir şeydi ya. Bunu ne kadar kolay harcadılar ben inanamıyorum. Bak Melike, ona önemli olan ne biliyor musun? Biz eleştirip geçiyoruz, konuşup geçiyoruz ama gerçek olan bir şey var. Olanı görmek önemli değil. Olmuş. Üç büyükler kötü durumda. Hem maddi olarak, hem oyun olarak, hem felsefe olarak, mantık olarak yüzünü güldürmüyor. İzleyenin, taraftarının yüzünü güldüm. Olanı görmek önemli değil. Sebebini bilmek önemli. Neden bu kulüplerimiz aynı sezonda aynı duruma düştü? Artı önümüzdeki sene toparlarlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar diyebiliyor muyuz? Üç büyük kulüpten Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den bahsederken yeni bir toparlanma, yeni bir sayfa açabilmek minimum 50 milyon euro. Minimum. Dursun Özbek geldiğinde mi yapmıştı Galatasaray onu? 40 milyon falan harcadı herhalde değil mi o zaman? Sermaye arttırımına gitmişti. Ne yapmıştı? Sermaye arttırımına gitmişti. Oradan da para gelmişti. Yani 50 milyon euro para yatırabilecek durumdalar mı? Şampiyonlar Ligi işi elden gidiyor. Yani bunları da sebeplerini araştırarak formül bulabilmek lazım. Bugün konuş, işte kötü oynuyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ya ben bir Fenerbahçeli olarak şunu söyleyeyim. Takımımı övecek bir şey bulamıyorum biliyor musun şu anda? Maçı kazandığında da bulamıyorum. Ve birçok taraftarla konuşuyorum. Fenerbahçe son 3 maçını kazanmış. Ama arada bir tane Prag gibi bir takıma elenip de gelmiş. Yani bugün nasıl biz diyoruz maçın favorisi, maçtan önce konuşsaydık Adana Demirspor'du, Malatyaspor kazandı. Ben artık Süper Lig'de onu söyleyemiyorum. Ya bir tek Trabzonspor o anlamda sadece bir mağlubiyeti var çünkü. Hı hı. Şaşırtmıyor. Onun dışındaki bütün takımlar sürprize çok açıklar. Evet, Emre Belözoğlu ile Başakşehir çok farklı ama onlar da sürpriz maçlar kaybedebiliyorlar. Sürpriz puanlar kaybedebiliyorlar daha doğrusu. Belli olmuyor Konyaspor, bakın kaç haftadır kaybedebiliyor. Belirsiz Adana Demirspor yine aynı şekilde. Üç büyükler niye bu kadar popüler olmuş? Yıllarca niye adam hangi şehirde yaşarsa yaşasın? Başarısız süreci daha istikrarlı sanki. Her zaman istikrardan yana olduğu için. Bunlar her zaman bir şey yani yarışın içinde
Birbirleriyle yarışın içinde. Umut veriyor. Umut. Bu kez umut yok. Ortada bir umut yok. Umutlanamıyorsun ya. Futbol seyircisi kaybolup gidiyor. Adam hangi şehirde yaşarsa yaşasın. Sivaslı, Malatyalı, Urfalı. Nereli olursa olsun. Mutlaka gönlünde üç büyüklerden biri vardır. İstanbul üç büyüklerinden biri. Bir böyle şehir takımı olarak, büyük takım olarak Trabzonlar kendini benimsemiş. Bir de Bursa Sporlar kendini benimsemiştir. Pek dışarıdan bir takımı İstanbul takımlarını tutmazlar yani. Ama gidişat o kadar kötü ki, hani bu hafta da geçecek, haftaya da geçecek. Sonra milli maçı konuşacağız. Ya Barcelona maçı Türkiye için o kadar önemli ki, hangi takımı tutarsanız tutun. Ve Avrupa'daki tek temsilcin. Barcelona'dan bir galibiyet alabilmek, elensen de. Ya biz o kadar kötü duruma geliyoruz ki şu anda sıralamada. İnanamazsın yani, bunu yıllardan beri konuşuyoruz. Diyorlar ki Ozan Zeybek hep kötü şeyleri konuşuyor. Güzel bir tane örnek versinler, onu açalım konuşalım. Şu güzel desinler. Peki. Ciddi söylüyorum, izleyenlerden biri Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe'mizin şu olayı güzel desin. Evet, onu konuşalım. Belki ben gözden kaçırıyorum. Arda. Veya takıntılıyım. Şimdi Arda Güler'i konuşuyor. Arda'dan başka şu anda Fenerbahçe'de konuşabileceğimiz olumlu hiçbir Ferdi'yi şey yok. Ferdi'yi konuşuyorlar. Ferdi'ye de nazar değirdiler işte. Yani. Yalnız Arda'dan. Mesut Özil'i konuşuyorlar. Arda'dan çok umutluyum. Çok. Konuşacağız. Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin oyuncağı mücadeleyi birazdan konuşmaya başlayacağım. Ama şimdi Beşiktaş'ta bir de şunu, yine olumsuz bir şey tabii Beşiktaş adına. Onu söyleyelim. Gelen gideni aratıyor. Özellikle son maçtan sonra çok eleştiriler oldu Mişi Batshuayi. Aboubakar'la o sezon çok aranıyor siyah beyazlılarda. Bir haberimizi izleyelim. Yani golcü konusunda gerçekten şanslı olan mutlu sona ulaşıyor. Bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Oraya takılı kaldım. Neden? Neye? Kaç yıldır yorumculuk yapıyorsun? Sen uzun yıllardan beri gazetecisin ama. Ben 27 yıldan beri spor muhabirliği yapıyorum. 27 yıl. Evet. Oğlum yaşın ortaya çıkacak ya. Dur yapma. Melike şu var. 3 yıldan beri A-Spor'a ben geleli herhalde 2 yıl oldu. 2 yılı bitirdik galiba. Aynı zamanda geldik. Öyle mi? Daha önce başka yerlerde de böyle yorumculuk yapıyordum. Son 4-5 yıldan beri yani bu işin içindeyim diyeyim. Şöyle bak, kahvemi içerek ya Fenerbahçe'de şunu yaptı. Harika. Ya bu bana ama bir nasip, bir türlü nasip olmadı biliyor musun? Hani böyle birkaç tane maç var. Fenerbahçe'nin bir sezon önceki Trabzon maçı. Avrupa'da Eintracht Frankfurt kazanamadığı halde. Yani böyle zevk alabildiğim, mutlu olduğum, övdüğüm. Şöyle ne derler ona, kanattan kollarımın kabardığı hani. Falan derler ya, onurlanırsın, hoşuna giden bir şey, sempati duyuyorsun, koltukların kabarması, evet. Yani yaşayamıyorum bunu ya. Bütün Fenerbahçeliler evet. Aynı şeyi düşünüyor ve sen iki sezondur yorumcu koltuğunda oturuyorum diyorsun burada. Onlar taraftar olarak ya 8. Ama yıla girecek bakın, artık, yani sezona şunu girecek. Ben de söylemek istiyorum, Fenerbahçe şunu çok iyi yapıyor. Oyun düzeni süper, hücumda şöyle, santraforu mükemmel, kalecisi şöyle. Ya bunlar olmayınca ne yapalım yani, hayali bir şeyler mi anlatayım? Herkesle karşılaştığım, yani tanışmıyorsun veya tanışıyorsun. Dün, evvelsi gün İzmir'de göç idaresine gittim. Bir resmi bir işim vardı yani, resmi idare. Tanıştık şimdi, merhaba Adem Bey, merhaba. İlk sorusu bana, abi ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Yani klasik, ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Ama bu zaten... Şu an herkes yok, için onu bana Galatasaray'ın hali, ne olacak bu Galatasaray değil öyle, zaten. Öyle. Fener'in üzerine yapışmış durumda. Yok Galatasaray'da, ben bugün ama yürüyüş yaptım. Galata'ya gittim, Galata Köprüsü'nün altında bir kardeşimizle tanıştım. O bile dedi, abi ne olacak bu Galatasaray'ın hali? Herkes bunu soruyor. Aslında baktığın zaman Galatasaray'ın hali lig olarak baktığımız zaman çok kötü. Ama Galatasaray lige bağlayan da Avrupa taraftarına bağlayan da Avrupa... Daki son durum Barcelona karşılaşması. O açıdan vur birini öldür ötekini demişler ya. Galatasaray, Fenerbahçe, al Beşiktaş. Al birini vur ötekini. Ya, ben öyle ya Beşiktaş diyorum. Yine bir top oynuyor. Ortada bir şey var. Bir emek, çaba, fantastik, göze hoş gelen bir şey var. Bir